Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Birkaç gün şey yaptığımız için imani, bir iki gün. Dün de korkuyu yaptık. O da imani sayılır. Şimdi davranışlarımızdan yapacağız. Çünkü gençler çok olduğu için o korku onları fazla alakadar etmiyor ama şu andaki edebiliyor. Size baktığım yerden hepimiz alakadarcık bir yer. Vesvese, vehim, doktor. Tamam mı? Tamam mıyız? Tamam. Peki. Haletiniz nasıl? İyi abi, çok iyi. Uruç etkilemesin. İyi misin Muhammed? İyiyim abi. Tamam. Psikolojiyi mi yapayım, vesvese, vehim, bunu mu yapayım? Hemen değiştirebilirim. Vesvese hiç yapılmadı, ben geldim. Geldim beri. Peki. He? Biz iman isteriz yani. Başka? Evet abi. Katılıyorum. Hangisi? Vesvesedeyim. Tamam. Ses yok bunlarda. Peki. Vesvese, vehim, doktor. Vesvesenin yeri neresiydi? Kalp. Vehim? Akıl. Dimağ. Dimağ. Tamam, bunu temel bildik. Tamam. Vesvese, cehaletle ortaya çıkan, ilim onu tard eden, cehil onu davet edendir. Sözler 274. İşlevi çok harika, çok mükemmel. Ortadan kalksa ilim durur. Dört tane işlevi var. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Teyakkuza sebeptir. Bir tane de var. Lakaytlı atar. Alfabetik yaparsak L, şey C, ciddiyete vesiledir. Lakaytlı atar. Tehavunu def eder. Bir de te var. Tahariye sebeptir. Ha, tahariye sebeptir. Tehavunu def eder. Tehavun ne demek? Aldırış etmemek mi? Aldırış etmemek var ya. Aa! Olur canım, oldu oldu. Bunu ortadan kaldırıyor. Demek ki vesvesenin olmasının dört tane faydası var. Ciddi, A, B, C, Ç, D, E, F, G'den kafamıza kalsın. Ciddiyete vesiledir. L, sıra ona geliyor. Lakaytlı atar. Tahariye dairdir. Tehevvünü def eder. Tehevvünü def eder. Teyakkuza sebeptir. Ha, teyakkuza. Tahariye sebeptir. Tehevvünü mi dedi? Tehevvünü def eder. Şu baştan okuyayım mı abi? Oku abi. Teyakkuza sebeptir. Teyakkuz. Tahariye dahidir. Ha, teyakkuza. Bir dakika, teyakkuza sebeptir. Teyakkuza sebeptir. Tahariye dahidir. Yukarıdan aşağı iniyor. Tahariye dahidir. Ciddiyete vesiledir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar. Tamam. Tahavünü def eder. Ha, beş etti. Beş tane. Beş. Ben kafamda dört kalmış. Beş vecihe beş. Ha, beş vecihe beş tane şey. Ha, çok harika. Birisi beşi olabilir mi? O zaman bir dakika. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlı atar. Teyakkuza sebeptir. Teyakkuza sebep, yok, tahariye dairdir. Teyakkuza sebeptir. Tehavunu def eder. Tehavunu. Evet. Tehavun nedir? Önemsemek yani. Önemsemek. Beş. Bak, beş tane. Beş tane veci. Her bir veci bir tanesini tamir ediyor. Tamam. Ben öğrendim şimdi. Beş veci, beş yara. Beş merhem. Beş merhem. Beş tane hulasa cümle. Tamam. Vesvese uymuş. Vesvese bu makamda cehil. Yani vesvese makamında cehil. Cehilin şeyini bahsetmiyorum. Mehmet, tamam mı? Bu makamda cehil
Yani cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Bu makamdaki cehil, Adem'in bizdeki karşılığı, aklın tertebesi, vücutsuz vücuttur. Cehaletini kaldırır, cahilliğini doldurur. Deriz ya. Şimdi cehalet neymiş? Bu vesvesedeki cehalet ama. Dimağdaki cehalet değil. Adem'in bizdeki karşılığı. Yani vesvese Adem hesabına çalışır. Şeytan nereye çalışıyordu? Adem hesabına çalıştığı için şeytanın elinde bu silah var. Vesvese komprimdir, bir pakettir. İçerisinde 5 tane sistem var. Ciddiyet, lakayt, tahari, tehavun, teyakkuz. Sistem böyle. Bu demek ki vesvese Adem hesabına çalışıyor. İlim vücut hesabına çalışıyor. Aklın tefrit mertebesidir. Kalpten bahsediyorsun. Kalpteki şey, dima niye şey yaptı mesela? Dima aktif ediyor ya. Kalpteki mesela Adem ayrı, dimadaki daire ilimdeki Adem ayrı. Adem ayrı. Şimdi şöyle, biraz da gideyim. Bu cehalet, vesvesedeki cehalet, vücutsuz vücut, yani Adem. İlim ise bu cehaletini kaldırıyor. Cahilliğini doldurur. Cahilin içini dolduruyor. Kaptır yani. Vesvese ilmin kabıdır. Şey, ilmin kabıdır. Ciddiyet vesaire. Bunlarla doluyor. Yani kapılacak gibi bir şey koyarsın. Zemin gibi aslında. Zemin gibi ya. Vesvese o aslında çok büyük nimettir. Zenat kalbin ayağı ya abi dima. Ayağın biri sarsıntıya uğradığı zaman otomatikman kalp sarsılıyor. Evet doğru. Çok şey, antika bir şey buldum böyle bugün. Koca bir gün. Yani sabah. Ondan sonra. Sabahtan beri çalışıyorum. Zanda bir cümle buldum. Bir cümle. Hüsn aynaymış. Başka bir vazifesi yok. Zan aynaymış mı abi? Aynaymış. Mirat gibi oluyor zana. Hani değiştiğine göre, şekline, düşüncene göre. İşte ne tarafa çevirirsen onu gösteriyor. Hüsnü zan parlak bir ayna değil mi? Evet. 140 emir daha bir. Hüsnü zan aynasında diyor, ustadını diyor, parlak gördü diyor. Daha dur yani de. Bir sıfatı bu tabii. Bu budur değil. Ama yani zevkimi paylaşmak için söylüyorum. Hüsnü zan aynaymış. Zanlar aynaymış. Hüsnü zan bir de kalpten gelir diyor. He? Suyu zan nefisen, hüsnü zan kalpten gelir diyor. Yani demek ki üretilen şey atölye değil. Başka yeri gösteren. İlginç. Ama daha bir sıfatı bilmiyoruz daha. Cahilliğini bilmek çok ilginçtir. Cahilliğini bilmek. Hangi ilimle bildi? Mesela psikoloji rahatsızların bir tanesi şöyle diyor. Ben iyi değilim diyor. Doğru. İyi olmadığın tarafını bilen hangi güzel tarafındır? Bu çok önemli. Cahilliğini bilmek demek, bu da vücutsuz vücuttur ki biliniyor. Vücutsuz vücut cahilliğini bil. Cahilini bilmek vücut değil ama vücutsuz vücuttur. İlimle biliyorsun. İkisi var. Çok tuhaf. İlimle takip edebiliyor musunuz? Oruç kafasıdır ama. İlimle kafa açıyorsun abi. Evet. Yani nerede şey yapmıştık? Şimdi şöyle diyeyim. Mesela insan kendisini tanırsa, keşfederse zevk alır kendisinden. Keşfeden de edilen de aynısı. Keşfeden de edilen aynı. Bu
cihetle insan çok tuhaftır. Keşfedenle edilen aynı. Mesela zanlarla hasta olan da zanları üreten de kendisi. Demek cahilini bilmek ne demek? Vücutsuz vücuttur ki biliniyor. Var ki bunu ortadan ilim kaldırıyor. İlim onu tard eder. Vesveseyi. Var ki ortadan kaldırıyor. Cahilliğin vücudu var. Fakat vücut nevinden değil, Adem nevindendir. Yani aslında bu vesvese dersi yapıyoruz gibi ama kavramı oturtuyoruz yerine. Hani vesvese gibi gözüküyor ama değil yani. Dünkü gibi. Mesela korkunun içerisine ümit vereceği koydu haf. Eylemsel itibariyle uygulasak babanın çocuğu dövmesinden ortaya çıkan korku. Annenin dövmesinden çıkan haf. Anne döver yine çocuk anneye gider. Bak anne döver anneye gider çocuk babaya gitmez. Baba döver gene anneye gider. Cahilliğin vücudu var ama vücut nevinden değil Adem nevindendir. Var ki bunu ortadan ilim kaldırıyor. Cehaletini kaldırıyor ilim. E var ama ilim, cehalet yok ki kaldırılsın. Adem nevinden bir vücut var. Nedir o? Varlıksız varlık, vücutsuz vücut, yani zemin. İçini dolduruluyor. Şöyle diyeyim. Bir bardağa su koydunuz. Artık sudur. Bir bardak boş. Ne var içinde? Boşluk. Her şey olabileceği için dolulardan daha güçlüdür. Boşluk değildir. Muayyenleşmemiş demektir. Var ki bunu ortadan kaldırıyor, ilim kaldırıyor. Cahilliğimi biliyor. Mutlak yokluk olsa bilinir miydi? Bak, ilimle onu kaldırıyorsun. İlim onu tard eder. İlim bir şeye musallat oluyor, yani dözer gibi siliyor. Ne? Cehaleti. Cehaletin vücudu yok ki. Peki nasıl bir vücut? Vücutsuz vücut. Ademi bir vücut. İnsan korkuyor abi, bir şey öğrendikçe, çünkü bir kökte aşağı gidiyor, bu da insana korkutuyor biraz. Mesela bu cehalet değil mi? Seninle beraber büyüyor çünkü o. Evet. Seninle beraber büyüyor. Yani mesela yukarıya ağa çıkması için aynı nispette devrilmemesi için kök o kadar aşağı gitmesi lazım veya yaygın olması lazım. İlim artması için cehaletin artması lazım. Cehalet artmadan ilim, ilim artmadan cehalet nasıl olacak? 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi çıkartılır mı? Şimdi benim nefsim ustatta olsa ustatta terakki olur mu? Mesela şu Muhammed'in nefsi bende olsa, benim nefsim kalksa. Bayram da bayram. Fazilet olur bana. Çok basit olur da basit. Kaç yaşındayız Muhammed? 11. Onun ne olacak ya? Çünkü 15 seneyi ben 15 yaşında ben olmuştum. Ama o olmamış hiç 53. Onu biliyorum yani. Onun kafasını kopartmak zor değil ki, çok kolay benim için. Ama 60 yaşındaki nefis şimdi bende olsa, benim nefsim helak ederdim. Ama 100 yaşındaki bir adamın nefsi bende olsa, çay adam, gene tarumar ederim. Sokaktaki adam ne ister? Araba ister. Eş ister. Yat kat ister. Biz zaten gençliğimize atmışız bunları kenara. Şimdi o adamın 60-70 yaşındaki adam dünya perestliği, o nefsi bende olsa... Şu, demek ki herkesin akabesi var Kur'an tabiri. Terakki etmesi için bir musallat olan bir sistem çalışması lazım. O cehalet işte. Peki cehalet nedir? Yani iz takip ediyoruz, görüyor musunuz? Resul. Yani tabirleri doldurmaya çalışıyorum. Vesvese dersi gibi ama bak ne acayip şeyler. Peki bu kadar konuştuk. Cehalet nedir?
ceva. Cehalet nedir? İlim, ilmin ifade edildiği zeminsiz zemindir. Vücutsuz vücuttur. Yani Mektubat 59'da daire ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvanmış. Unvandır. Gördün mü? Cehaleti doldurduk. Bunu Osman'a söyleyin, doldursun. Enfus-u Lugat'a. Cehalet nedir? Bir de okuyorum, cehalet nedir? Şimdiye kadar 10 dakika ne konuştuk? İz takip ettik. Netice okusaydım olmaz. İlmin ifade edildiği zeminsiz zemin, vücutsuz vücut, yani Mektubat 59'da daire ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir ve vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. İlim içinde bulunan Adem ise bizdeki cehildir. Mesela Allah da cehaletin kaldırı. Allah'ın ilmi sonsuz mu? Sebebi? İçinde o acizlik kudret. Allah'ın kudreti niye sonsuz? İçinde acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuz? İçinde cehalet yok. O zaman bizim mahluk ilmi, kiminle o ilmi olursa olsun, içerisinde cehalet o nispettedir. Kaç derece ilmin var Mehmet diyelim? 78. 78 derecede cehaletin var demektir. Çünkü o ilmin ifade edildiği zeminsiz zemin, vücutsuz vücut, Adem'i vücut, cehalettir. Adem alemlerinin bizdeki karşılığı cehalet. Bak ne diyor? Daire ilim içinde bulunan Adem ise Adem haricidir. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Mektubat 59. Yani daire ilim içinde bulunan Adem haricidir. Vücutsuz bir vücuttur. Orada bir perde var. Daire ilim içinde bulunan Adem ise vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Perde düşünün şöyle. Perde iki manası var. Örten. Çoğu risalede şurada kullanılıyor. Her şeyin ortaya çıktığı, ifade edildiği zemin. Sinema perdesi, hava perdesi, toprak perdesi. Örten midir? Toprak perdesi gizlilikleri çıkartandır. Sinema perdesi de filmlerin ortaya çıktığı yer. Toprak perdesi, hava perdesi. Çoğunlukla ben galiba 129 tane perde çeşidi buldum külliyatta. 10. defterde yazıyorum. Cehalet zemininde ilim gözüküyor. Bu daire ilimdeki Adem. Peki abi tekvindeki, abi o buna ünvan dedi. Tekvindeki Adem ne oluyor? Onu bilmiyor. Adem'i mutlak yok. Allah-u Alem Adem'i sırf olabilir. O da mı peki şeydir, perdedir abi? Orada perde, perdesiz perde. Yani Risale'de şöyle geçiyor. Adem mutlak yoktur diyor. Çünkü bir ilmi mütezeli vardır. Ama Adem'i sırf diyor. Adem'i sırf var. Burada ilim gözüküyor dimadaki, bu ilim daire ilimdeki Adem'de. Tekvindekinde ne gözüküyor acaba? Cehaletin zıttı ilim ya burada. O tekvinde burada gözüken ne acaba? Ama hangi ilim? Ha. O tekvindeki senin tekvinin değil ki. Acibül vücudun tekvininde, tekvinindeki Adem'de ilim gözüküyor. Bu hakikatse o mahiyet gibi mi? Ya bizdeki daha cilvesi bu. Allah'ın ilmi değil ki benimkisi. Onun cilvesi, cemali, nakşı, sanatı. Yani bir kokocuk benim ilmim. Allah'ın ilmi yanında. Cilve, cemal, nakşı, sanatı. Ama iz takip ederek bir şey varmak çok harikadır. İlim için mesela tekvin içerisindeki tekvin içerisindeki Adem vardı ya, vacibül vücut. Bizim cehaletimizmiş. Tekvin içindeki mi bizim cehaletimiz, yoksa daire ilim içindeki mi bizim cehaletimiz? Daire ilim içindeki. Daire ilim içindeki cehaletimiz, şeceri hilkatta Adem, bizde cehalet. Tekvindekini bilmiyoruz şu an. Bilmiyoruz. Adem sırf olabilir. Bilmiyorum. Baş döndürücü. Şimdi ben seninle konuşurken sana bakıyorum gözüküyor ha. Kesinlikle haritadayım, biliyor musun?
böyle sana bak şu anda bakarken zati sıfatlar var ya, onun içinde tekvini görüyorum, tekvin içinde Adem, oraya bakarak konuşuyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Aman kaybolma abi. Yukarı yani, Allah. Adem'in sırf ama Allah-u Alem bilmiyor. Ne denir şeyler ya. Cehaleti bulduk adam. İlim nedir diye uğraşırken biz cehaletle meşguluz. Vesvese dersi değil ha bu. Dünkü şey gibi, korku gibi. 147'de geçiyor değil mi? Dikkat ve teemmül. Cehaleti ortadan kaldırıyor ya. İlim içinde bulunan Adem ise bizde cehalettir. Cehildir. Ya zaten yazmış. İlim içinde bulunan Adem ise bizde cehildir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şeceri hilkatta daire ilim, daire ilimde bulunan Adem ise bizde cehildir. Hani deriz, hani deriz. İlmin elinden cehlin eline düşse hem başka ne deriz? Hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. Bak, iki tane tabir. Müsaade geçen, hani deriz ya, ilmin elinden cehlin eline düşse. Başka bir tabir. Hatırladınız değil mi bunlar? Hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. Cehli mutlaka düşmüşler. Yani insanda bulunan cehalet şeceri hilkatta Adem. Şimdi biri abi şey dediniz aklıma şey dün korku dersinden bu cehlin elinden düşünce kainatı şey yapıyor ya hani şirk ve küfrü şey yapmışsınız. Bu daha çok küfre bakıyor gibi öbürsü şirke bakıyor. Hmm. Yukarıdaki Adem'in şey düşebilecek. Hani tek iki Adem mi? Biri peygamberin şeyiyle oluyor, biri Cenab-ı Allah küfür şey gibi şirk gibi gözüküyor. Rubbiyet, uliyet gibi. Küfür, küfür Allah'a bakar. Şirk. Şirk mi? Ha, şirk Allah'a bakar. Öyle mi? Evet. Şirk Allah'a bakar. Küfür peygambere bakar. Örter. Tamam. Şirk Allah'a bakar. La ilahe. La ilahe. Biri kainatın inkarı gibi, birisi cereh hilkatın inkarı. Evet. Uliyet. Yani birisi uliyetin inkarı, birisi rububiyetin inkarı. Uliyetin inkarı şirk. Şirk. Küfür rububiyetin inkarı. Başka? Şirk Allah'a inkar, küfür peygamberi inkar. Mesela öyle ahmaklar var ki Allah'ın peygamberini inkar ederek Allah'a iman ettiğini zannediyor. Veya aynı şeyi çoğaltıyorum. Allah'ın şeriatını inkar ederek Allah'a iman ettiğini zannediyor. Cümleyi unutmayın bunu. Ben Allah'ı kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum. Yukarıya nasıl çıkacaksın? Basamağı koparttın. Yukarıya nasıl çıkacaksın? Nasıl olacak? Zincir bitti. Neye benziyor biliyor musun? 10 tane zincir halkası düşünün. 9'u Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak güçtedir. Sağlam. Bir tanesi plastikten. Bu zincirler ne taşırsınız? Boğaz Köprüsü'nü taşıyabilir misiniz? He? Plastiğin kadar. Plastik kadar. Yani 9 tanesinin çok sallam olması bir şey ifade etmiyor. İçinde bir tanesinin gücü zayıfsa o zincirin değeri yani gücü onun kadardır. 6 tane iman esası böyledir. Zincir halkası gibidir. Gücü ne kadardır iman gücü? 6 tane iman esası. Bu halkalardan en zayıfı olan kadardır senin imanının gücü. 6 tane halka düşünün. Çelik halka. Boğaz Köprüsü'nü taşıyor 5'i. Bir tanesi plastikten. 2 kilo taşır. Senin 5 tane halkanın sağlam olması bir mana ifade etmiyor. İçinde bulunan bir tane plastik halka kadar yük taşırsın. 6 tane iman, Allah'ta acayip bir imanın var. Peygamberi inkar ediyorsun. Şimdi bu noktadan bakarsanız Şialar'ın iman esası 7'dir.
bunların içeri ehli sünnetten farklı üç tane şey inkar etmeleridir. Üç tane. Bir, kitapları inkar ederler. İki, melekleri inkar ederler. Üç, kaderi inkar ederler. Zincir kalmadı ki zaten. Tamam. İçine koydukları ne var? Bir, tevhid tamam. Tevhid, adalet, onlarda. Haşir, nübüvvet, 12 imama inanmak, kayıp imamın geleceğine inanmak, takviye yapmak, 6, 6-7 tane olacak. Bir daha, tevhid, adalet, nübüvvet, haşir, 12 imama inanmak, kayıp imamın geleceğine inanmak, 6, takviye yapmak 7. Tamam. Zenginleştiriyorum örnekliği verdim diye. Şimdi cehl Adem'i kabuldür, inkardır. Ne inkar ediyor? Yoku. Yoku inkar ediyor. Cehl. Bir daha ne olur tabirleri topluyoruz. Vesvese dersi değil bu. Bak cehl, Ceyhan, Edirne, Hatay, Lüleburgaz. Cehl. Neymiş? Adem'i kabuldür, inkardır. Kabul Adem'le Adem'i kabul arasındaki farkı kim söyleyecek? Birisi ilaka ettik, birisi tasdik. Çok güzel. Birisi ilaka ettik. Peki hangisi mesela Adem'i kabul nedir? Adem'i kabul ilaka ettik oluyor. Peki tamam. Kabul Adem'le? Tasdik oluyor. Evet. Şöyle diyebilir miyiz? Adem'i kabul. Ya ben dinle işim yok kardeşim. Ne nurculuk, ne İslamiyet. Ben bu işimde yokum. Böyle iddiada bulunmuyor dinsizliği. Ama dini kabul etmiyor. Dinsizliği iddia etmiyor. Bak kaçırma bu. Dinsizliği iddia etmiyor. Allah yoktur. Haşa, ahiret yoktur. Böyle bir fikir yürütmüyor. Ya sefil yani, laşka, yılış. Ben bu işte ne din ya, ben din mi işim yok kardeşim. Dinsizlikle de işim yok. Fok balığı gibi yaşar. Bu kim? Adem'i kabul. A. Ateist gibi. He? Ateist gibi. Ateist. Hayır. Ateist iddiadır. Yani onlar da kabul etmiyor. Yani hiç... Ateist mesela idealist, şey, ideoloji sahibidir. İddiadan farklı, idealistlik farklıdır. İdealistlik muhalifine hakkı hayat vermez. İdeolojik. Kabul Adem, A, Adem'i kabul, Adem'i kabul. K şimdi, K geliyor. Kabul Adem. Alfabetik yapıyorum ki kafanız yani kış yapsın. A, Adem'i kabul biraz önce anlattığım gibi. Ya ben din varmış, din yokmuş. Allah ispat ediyorlarmış. Allah inkar etti. Ben ikisiyle de işim yoktur. Yani bir inkar iddiası yok o adamın. Ama kabulü de yok. Bu A, B, C, C'den A. Adem'in kabulü. K, A'dan sonra geliyor A, B, C, C'de. Kelleme. Kabul Adem ise Allah yoktur iddiasında bulunur. Tamam mı? Ahkam hükmünü değiştirmeye kalkar. Yani iddiası vardır. Ve delil yürütmeye çalışır, akıl yürütür. Cehil ise Adem'i kabuldür, inkardır böyle. Yani bu şekilde inkardır. Adem'i kabul cinsindendir. Ya of! Cerveze yapmıyor. Ne inkar ediyor? Yoku. Yok Allah ya. Yani böyle... Allah varmış, yokmuş. Öyle bir şey yok. Cehil. Fok balığı. Cehaletin de iki yönü var öyleyse abi. Bir, cehaletin iki yönü var. Bir normal avamdaki cehalet var. İlim de yok, cehalet de yok. Ya pardon, cehalet var, ilim yok. Ama bir de ilim ehlinde cehalet var. Cehli mürekkeptir diyor ya abi. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor.
Beşinci mektubun sonundaki yer. Evet. Şimdi beşinci mektubu doğru. Birisi Adem'i kabul, birisi kabulü Adem. Cehalet, Adem'i kabul, kabulü Adem. İki tane. Vesvese cehaletten geliyor. Hangi cehaletten geliyor? Kabulü Adem'den mi, Adem'i kabulden mi? Bir daha o zaman beraber yürüyelim. Ben yanlış söyledim demedim ama bak bir daha söylüyorum. Cehalet ikiye ayrılır. Bir Adem'i kabul, iki kabul Adem. Tamam. Adem'i kabul iddiası yoktur. Ama inancı da yoktur. Sıfır değil. Yani Allah varmış. Umurunda değil. Yok diyenler var. İnkar etmediği şeyi Allah inkar etmiyor. Kabul etmiyor. İnkar etmediği gibi kabul de etmiyor. Bu A. Cehalet. Bu iyi gene. Kabul Adem A, B, C, Ç, D, K, L, K. Kabul Adem ise Allah yoktur çünkü iddiası var. Şimdi soruyorum. Vesvese cehalettendir. Soruyorum size. Bu vesvese cehaletten geliyor. Adem'i kabul müdür, kabul Adem midir? Niçin? Ama cehalet olsun. Cehalet iki ayrılır ama cehaletin hangi şıkkı? Peki vesvese iddia etmiyor mu sana? Abdestin yok. Varı yok ediyor şimdi vesvese. Varı ortadan kaldırmaya çalışan bir iddiası var. İlim yapıyor. Diyor ki abdestin yok. Malzeme getiriyor bak. İki gün önce gaz çıktı, onu sana getiriyor. İki gün önce. Mesela tuvalettesin, daha gelmedi. Beklettiriyor seni. Tuvalette niye insan çok bekler? Yarın atılacak pisliği şimdi atmaya çalıştığından insan. Lan bırak yarın, yarınkinin şimdi atarsan, ulan yarın kim tuvalete gidecek? En büyük hastalıklardan bir tanesidir. Mesela niye oturursun? Gelecek. Özür dilerim ama bunlar ilmidir, aynı zamanda doktorluktur. Ben aynı zamanda doktorum ya. Şimdi tuvalet insan niçin durur? Akşam üzeri veya yarın gelecek pisliği şimdiden atmak gayretidir. Lan bitti, kalk işte. Ya böyle bir duygu geliyor, gelecek. Gelirse gireriz bir daha kardeş. Gelseydi. Vücuda alıştırma. Ben mesela geldi. Hemen çıkarım. Çünkü hayırlı bir yer değil. Hayırsız yerde fazla durmayınız. Hayırlı yer mi ya kardeşim? Efendim dur bakalım. İstibra aldatmasıdır. İstinca da aldatmasıdır. Tamam. Şimdi ne yapar şey vesvese? İddiada bulunur. Geliyor. İddiada bulunur. İmanın yok. İddiada bulunur. Abdestin yok. Bu kabul Adem'dir. Evet. Şimdi buraya bakmıyorum. Burada da öyle diyor abi. Nerede diyor? Bak mektubattaki kabul Adem meselesini. Ne diyor? Ama inkar ise Adem'in kabul değil. Belki kabul Adem'dir. Bir hükümdür. Kabul Adem. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. Ya sayfa kaçtı mektubat? 314. 314. Ne yazmamışsın? O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alıp sonra inkar ona yutturur. Yutturur. Neyse sana yutturur yani. Kabul Adem namussuz. Yani şey yapıyor. Ama inkar bir tasdik oluyor, vesvese inkar değil. Olmayan bir şey. Nasıl? İnkar başka, vesvese bu. İnkar ediyor, kasıtlı inkar ediyor. Diğeri vesvese. Böyle ayrı değil mi ikisi? Ama şöyle, şeytan şöyle yapıyor. İmanın var, yoktur diyor. İnkar değil midir? İnkar. Bunu iddiada bulununca seni tak diye imanını sorgulatmaya götürüyor. Peki bu ne işimize yarayacak? İmanımızı sağlam kasıtlara bağlarsak, mesela bana şimdi gelecek. Vallahi yani... Birbirimizi izle, şöyle söyle. İmanın yok. Yesin senin imanını derim. Aynı vallahi böyle. Çünkü niye? Şeceri hilkatı hatırlar mısınız? Şeytan nereden takıldı bize? Kürste. İmanın yeri neresi? Toş yukarıda. İman yeri arş. Peki
Manyeti nerede? Meçhulde. Şimdi şeytan nerede takıldıysa iddiası oraya kadardır. Şöyle diyeyim. Toprak, çekirdek, filiz, ağaç, dal, budak, meyve verdi mi? Mehmet, bunu kameraya çektik. Geri alır mısın kamerayı? Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Şeytan nerede takıldıysa iddiası oraya kadardır. Kendisi kürsüye takılmışsa benim arştaki durumumu bilemez. Oraya değil şeytan, değil melek. Hiç kimse oraya nüfuz edemez. Kalbe melek bile giremez ki, bakamaz ki, içimde geçen halleri günah yazsın. Günahları, sevapları yazan melek bile kalbin içerine bakamaz. Çünkü nazargah ilahidir, mahremdir orası. Bakamaz. Ondan içimden geçeni günah yazılmıyor. Şimdi bak, kürs burada. Tamam mı abi? Şeytan burada mı takıldı? Ustad diyor ki, iman diyor o kadar dem ve damarlara, ruhtaki latifelere sirayet eder ki, değil şeytanın eli, hayali bile ulaşmaz diyor. Bak şimdi, kürs burada mı abi? Sirayla çıkayım mı? Alem-i şehadet, yedi kat sema, kafnun tezgahı, lef-i mahf ve ispat, kürs, daire-i hayat, daire-i ilim, cennet cehennem, arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, kabu kalfseyn, mec'ul, enelerin cimi, nur-u Muhammedi, burada. İmanın sistemi buraya kadardır. Allah Resulü'nün son gittiği kabu kalfseyn, imkan ve vücut. İmanının kemalatının sonu. İman burada takıldığına göre onunla gidiyor. İmansız gidemez tövbe. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Tövbe yani, tamam mı? Yani imanı bu kabı kalfsende şey olmasa, nur ve manası bu yolları kat edemez. Anladın mı? Yani iman sana yol açıyor. Kendisi taşıyor seni. Buradadır. Şeytan nerede takıldı? Şurada mı abi? Kürste. Şeytan burada takıldı, iddiası buraya kadardır. Şimdi bundan sonra kalp arştadır. Ruh arş-ı azamdadır. Benim ruhumdaki imandan bu adam nerede bilecek ki benim imanım var mı yok? Böyle bir iddiada bulunamaz yani. Niçin bulunamaz? Söyler de. Çünkü adam buradan takıldı. Adam buradan takılınca burayı görmüyor ki söylesin. Bana diyor ki imanın gitti, imanın yeri burası. Şeytan da buradan söylüyor. Buradan aşağı diyebilir. Bundan aşağı imanın yok. Tamam yok. Zaten abi vesvese bahsinde şu tabir onu tehir ediyor yani. Mesail-i imaniyede şüphe süresinde gelen vesvesedir diyor. E ne demek? Yani imanı meselelerde şüphe geliyorsa imanı var yok şu gittirdi o vesvese. Ha işte iman şey o yani. Şimdi adamın iddiası takıldığı yere parkura girmiş. Koşucular var. Adam bir yerden girmiş. Nereden girmişse oradan koşuyor. Adam buraya buradan takılmışsa adam burası mahiyeti bu, hakikati bu, şeytan bu. Bundan sonrakileri söyler. Buradan aşağı. Onun için şeytan miraç yaptırabilir. Şeytani miraç var, kürse kadar vardır. Şeytan sizi buraya kadar çıkartabilir. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bahsediyor bunu. Mesela bir misal söyleyeyim. Böyle zikirde, evratta böyle uçarsın böyle. Namaz vakti geldi. Resmi kılıp da sonra evladım şey zikrime ve rabıtıma geçeyim. Bu tamamen şeytanlıktır. Kaza namazı olup nafile kılan, kaza orucu olup nafile kılan da şeytan yaptırıyor. Şeytan hayır yaptırır mı? Yaptırır tabii. Farza mukabil nafile yaptırır. Mesela başka ne yaptırır? Bidatları yaptırır din diye. Şimdi burada tamam mı abi? O zaman şeytanın iddiası buraya kadardır diye kalktım ve heyecanla size anlatıyorum. Şeytanın takıldığı yere kadar iddiası caridir. Buradan imanı yok diyor. Ben de diyorum ki şeytan kürse kadar olabilir, iddiana doğru olabilirsin. Ama senin nazarın değil bu kürsten,
daire ilim, daire hayat, cennet, cehennem. Arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, kabuk arşen. İmanın yeri burası. Resulullah buraya kadar gitti. Benim imanımın kaynağı burası. Ve geri zekalı. Sen buradaki imanı nereden biliyorsun bende var olup olmadığını? Nereden biliyorsun? Şeytanla böyle horon oynayacaksın. Namazdayım bana. İmanım yok. Yok. Ne yapalım? Kürse kadar yoktur. Ama benim imanım kürse kadar iddia yok ki. Şecere-i hilkatın bütünüdür. Ondan sonra senin imanımı, senin, benim imanımla ne zorun var senin? Bir kere senin imanın yok. O gözlük yok ki imanı göresin. İmansız gözlük imanı anlamaz ki. Tok olan açanlar mı? Müslüman namaz kılıyorsa, ben rastladım. Avrupa'da otellerde kaldığı zaman bir bakıyorsun fırın fırın Araplar şunlar bunlar dolaşıyor. Yani şeye gittiğimiz zaman, otele gittiğimiz zaman şey fuara, fuarın altından ötüşüne çıkıyorduk elken. Baktılar ki adam namaz yeri arıyor. Hemen anlıyorsun tabii. Ya namaz yeri mi arıyorsun diyorsun. Tamam. He ben de onu arıyorum. Ama ötekisi ne aradığını, hayalini bile geçmez gavurun. Tamam. Vesvese cehalettendir. İlim onu kaldırır. Vesveseye karşı ısrarla Risale-i Nur'ları sesli okumaktır. Bulduğum ısrarla. Hiç. Abdestin yok. Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Ben diyor. Gelmiyor. Bana imanın yoktur diye gelmiyor. Çünkü o kadar gerizekalı değil. Biraz mantıksız mantık kullanır. Mantıksız mantık. Ne yapar? Biraz kullandığı şey, vesveseyi senin ameline biraz denk olması lazım. Bana mesela, tövbe yani bir şey anlatmak için söyleyeyim. Abuk subuk şeyler gelmez namazda. Öleresine filmler gelmez pek. Araba yat kat gelmez. Ya bir çoğunlukla %90 yazan, şimdi zan çalışıyorum. Cismen. Hep bilim. Onlar benim kalitesini düşürüyor namazda. Çok defa defterimdeyim secdede. Ona zan ayna mıydı ya? Üstü zan aynası. Allah beni affetsin ya. Yani Allah hepimizi affetsin. Sizi de affetsin. Mesela yeni geldi de onun için söylüyorum ya. Bu sabah heyecanlandım ya. Bir şey namazı vardı. Sende de oluyor yani abi. Tabii oluyor tabii. Ondan sonra ona üstü zan aynaymış ya. Aslında Allah affetsin. Şeytanlar. Ben ilim neyle meşgulsam o geliyor. Abuk subuk gelmiyor ama bu da kaliteyi düşürüyor. Rüştü abi dedi ki döndüm böyle baktım tebessüm var. Abi be adam 70 küsur yaşında söylüyor. Abi be böyle tesbihatta arkada oturur. Böyle bir yere baktı gülüyor. O anda gözüme ilişti yanlama. Abi be niye güldün? Dedi ki, 4 rekatlı namazın 1 rekatını kurtardık Allah'a hamdolsun. Bir secdeye dedi, şeytansız gittim dedi. Ulan 4'te 1'ini kurtarmış, vay be şükrü diyor. Allah bereket versin canım. Usta diyor ki, hurma çekirdeğinden hurma meyvesine kadar ne kadar meratip varsa, imanda da böyle, secdede de böyle meratip var. Secdenin kalitesi. Hurma çekirdeği de çekirdektir. Hurma meyvesi de hurmadır. Bir sürü ama detaylar var. Oz, şeytanın burnu kırılsın. Her şeye rağmen secdemiz secdedir. Oh, ondan çok kuduruyor. Hani vesvesesiz namaz kılsanız derse din. Namazınız namazdır. Vesvese varsa namazı kabul etmiyorum deseydi yanmıştır. Allah kabul ediyor. Şeytan ondan çıldırıyor. Müslüman bunu bir bilse... Vesvese halis bir imanın neticesidir diyor yani. Evet. Hadislerde. Hadiste geçiyor. Halis bir imanın alametidir diyor vesvese. Çünkü hırsız boş eve girmez. Sana diyorsa imanı yok, imanın var demektir. Çünkü imansıza gidip imanı yok der mi? İmansıza imanın yok der. O zaman gider iman eder adam. Ahmağı uyandırıyorsun. Abdestliye der ki abdestin yok. İmanlıya der ki imansızsın. Bana gelmesiyle memnun oluyorum.
abdestin yok dese var ya, memnun oluyorum. Çünkü şeytan tasdikli abdestin var demektir. Ha ciddi diyorum ha. Yalan söylemiyoruz. Ulan abdestin var mı yok mu dedim ya. Şimdi kitap okuyordum ki abdest okumayacağım. Hani bir şeyler kaldırdık mesela. Ramazandır tabii. Kafada tam şey olmuyor. Dedim ya yok dedi. Yani sen dedi o masayı kaldırdın dedi. Hah. Aynı böyle yaptım. dedim. Güldüm ha. Bakın. Şeytan tasdikli abdestin var demektir. Vesvese gelmeseydi gidip abdest alacaktım. Vesvese geldiği için almıyorum. Şeytan diyor ki ulan manyak mıdır nedir ya? Şimdi devam ediyorum. Vehim ise yoku var, varı yok eder gibi garip fikirleri getirir. Vehmin yeri dimağdır. Şimdi vehime geçtik. Vesvese aklın tefrit mertebesinden demek gabavetten mi oluyor? Yani mesela tabii ki gabavetten. Yani adama diyorsun mesela diyorsun ki vesvese geldi değil mi abdestten veya tuvalettesin. Bekleme çık tamam. Oturmak. Niye oturuyorsun? Ya öyle bir his geldi. Diyorum ki bak bu kalsın. Bu kalsın. Yarın atarsın. Yarınkini şimdi atarsan yarın ne yapacaksın diyorum. He diyor gene aynı tuvalete giriyor. Dirayetini göstermiyor. Gabavet yani. Bundan artık yapılacak bir şey yok. Bu artık belaya düşer olacak yani. Artık ne yapabilirim? Tuvalete ben gidip de kolumla kaldıracak halim yok. Ama vesvese de hani malumat da oluyor. Malumat olduğu zaman amel i̇şte, edilmezse vesveseye dönüşüyor. Zekavetin önünde olmasından da vesvese olmaz mı? Zekavetin öndesinden zaten oluyor. Akıllı insanlar vesvese olmuyor. Vesvese olursa ancak bunlar oluyor. Cehli kaldırıyor. Lakayt da artar. Bunları yapıyor. Yani niye musallat etmiş vesveseyi Allah? Cehaleti kaldırıyor. Lakayt da atar. Teavunu defeder. Tarihe dairdir. Teyakkuza sebeptir. Vesvese bu işleri yapıyor. Vesveseyi kaldır. Bu yok. Ama vesvesenin vesvese olabilmesi için söylenileni aynı bir tabi aynen kabul etmektir. Kabul ettiğini tuzağa düştü. Yani karanlık gibi düşüneceksin aydınlığı gösterme noktasında. Vesveseyi kendisini kabul ediyorsun. Ben zannediyorsun vesveseye. Yani ayırsana kendini. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Üçlem var burada. Üçgenin üç açılarının toplamı kaçtır? 180'dir. Peki. Bir açı 60. Öteki açı 80. Üçüncü açı kaçtır üçgenin? He? Tamam. Şimdi dinle o zaman. Şimdi insanda sistem itibariyle üç tane farklı sistem çalışıyor burada. Nefis ve şeytan bütünlük. Ruh ve iman bütünlük. İkisinin dışında olan ben olan ben. Şimdi iki tane farklı şahsiyet göreceksin kendinde. Devunu. Ayıptır ya. Verme, zekat verme, biter. Lan Allah söyledi ya. Abdestin yok yok. Yıkan banyoda olmadı. Tuvalet tam gelmedi. Lan yeter lan bizim işimiz böyle bir geleceği bir hesaplamak değil ki. Varı yorumlamak o kadar. Yani iki tane fikir. Bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle. Ha sen burada vazifen şu olacak. Sız lan sen. Ses. Aşağı. Sen atlasın. Hemen eyleme dönüştürmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 86. sayfada Ömer Nasuh Bilmen'de diyor benim baskıda. İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça değil günah Allah'a ve peygambere küfür dahi gelse ki sahabe öyle sormuş. İçinizden geçeni konuşmadıkça ve demedikçe, şey yapmadıkça değil günah sebap vardır. Küçük cihat savaştır. Büyük cihat içinden geçeni konu ya senin hakkında şöyle geçiyor içimden. Söyleme. Ha, söylemedin tuttun mu? Sevap mesela saat aldın. Tamam. Namaz aktiflerini göster bir saat aldın veya bir lamba işte. Işılda kaldın eleti kesilince. İçinden bir şey hemen gelir. Söyle söyle Emre. Söyle millete. Yani olur mu lan gizli yapmak lazım bu işi falan diyor senin bu tarafın. İki taraf görecek. Söyle söyle. Ya millet duysun ya aldığını, senin aldığını. Bu da diyor, olur mu lan? Bir elin verdiğin öteki eli görmemesi lazım.
Ama teşvik olur yahu. Onlar da yapar. Bak görüyor musun iki tane? Sen şimdi vesveseli adam, bu tarifi bilmeyen adam, vay be ne aşağılık bir insanım ki bak neler benim birini. Annesine bacısına garip garip düşünceleri olur. Bunu bilmeyen adam der ki ulan ne kadar alçak bir insanım ben ya. Kadın ise babasına, kardeşine karşı garip garip hisleri olur. Abisine, hocasına garip olur. Ya ben ne biçim pisliğim benim? Hayır, çok temiz bir insansın. Temiz olmasaydın bunlar sana gelmezdi. Ne demek o? İçinden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça cihat bu işte. Kim o? Benim kalbimden geçiyor. Ne kalbi ya? Kalbe yakın bulunan, kalbe yakın bulunan lüme-i şeytani denilen bir sistem bu. Bacısına karşı lan ne edepsiz be. Bunu bilmeyen adam o şu ikisini bir zannediyor. İkisini şöyle yapmış. Vay be ne kepazeyim ya ben. Hatta böyle. Bunu bu şey böyle örtmüş bak. Hayır. Diyeceksin ki bu bunun iktizasıdır. Nefis bunu söyler. Yani düşündürür. Bu da ruh. Sen burada onaylayıcı olacaksın. Ses. Ve bana keyif veriyor biliyor musun? Horon oynamak bunlarla. Bu. Mesela 5 dakika, 5 saat yattın sabaha, gece. Zil çalıyor namaza, 5 dakikada yat. Lan 5 saat doymadın da 5 dakikayla mı doyacaksın? 5 dakika yat diyen budur. Kalkma demez. Gerizekalı değil bu. Mesela namaz vakti geldi. Biraz sonra kılarsın. Kılma demez. Yeni başlayana kılma der. Adam zaten kılacak kesinse namazın kalitesini düşürür. Geç kıldırarak. 5 dakika sonra diyen odur. Vaktinde kıl diye kılmamaktan rahatsız olan ruhtur. Ya sonra kılarsın diyen budur. Sen de seyret ya. İki tane fikir var. His var ya. Fikir, his, duygu, duygu. İki tane. Bak ona bak. Yaz açık saçık var. Bak ona. Lan olur mu ya günahdır ya. Bak. Hayır ya. Allah Allah. Bunu bilmeyen adam der ki ulan ben ne kibaz adamım ya. Ben bu muyum ya. Doktora gider doktora der ki doktor bey. Bak gafil doktora bak. Kendimi iki kişi hissediyorum. İki kişiyi. İki kişilik var bende. İki tane kişilik var. Az şu ilacı iç tek hisset. Bana geliyorlar. Kardeşim. Buyurun. Kendimi iki tane hissediyorum. Hakikaten mi? Evet. Evet çekiniyorum. Lan iki tanesine. Üç tane olman lazım. Doktora gidiyor. Tek hisset diyor. İlaç verir. Bana geliyor. İki tane kişilik hissediyorum. Ne iki tanesi lan? Üç tane olman lazım. Bir, iki, üç. Oldu da başıma. Arnavut. Almanya'da cami değil. Ta Hamburg'dan geldi. Hamburg'dan geldi Kuxafen'e. Hiç unutmuyor. Arnavutlar çok. Hamburg'dan gelmiş. Burada bir hoca varmış falan bu işleri diye. Geldi. Kaç sene de geçti. Ondan sonra meğer doktor ilaç vermiş. Gavur Alman. Doktor. Bir de bana diyorlar doktor musun? Doktorların kralıyım ben. Hiç kusura bakma. Gavur bak ne yaptı o zaman sen söyle ya. Şimdi ne yapmış? Kendimi diyor iki tane kişilik hissediyorum. Bir böyle. Aman kaç tane de ilaç vermiş iki tane. Adam mantar gibi olmuş. İşte bir tanesi iş yapıyormuş orada. Dolayısıyla cumaya denk gelmiş bizim hutbeye. Vesveseden bahsettim. Adamın aklı gitti. Benle de konuştu. Sonra gitti akrabasına söyledi. Böyle bir adam var. Ondan getirdiler gece. Bana dedi ki iki tane hissediyorum. Ve ne oldu sonra? Doktora gittim. Alman dedi ki tek hissetmen için hap verdi. Ne? İki tane hissediyorsun. Şimdi sen ol ha sana hitap ediyorum. Sen iki tane değil üç tane olman lazım. Nasıl iki tane oldu? Hocam dedi benimle alay mı ediyorsun sen dedi ya. Ne alayı kardeşim dedi. Ne alayı? Üç tane olman lazım. Nasıl üç tane olmam lazım? Adam da orada annesi şeyleri de akrabası. Nasıl hocam üç tane olacak? Boşuna mı geldiniz Hamburg'da bu kadar? 136 kilometre var değil mi? 180 abi. Yani. 180. Bak o anı. Ondan sonra 180 küsür kilometre gelmiş. Boşuna mı geldiniz? Ondan sonra 5 dakikada bunu anlattım hocam dedi. Bu kadar mı? 5 dakika mı? 30 sene altı. 5 dakika. 30 sene artı 5 dakika. 3 tane olduğunu anlattım. Of be. Bir de şey söyle dedi böyle garip garip yakınlarına hissediyormuş. Anladım tabii.
saydım ben, sen böyle hissediyorsun değil. İşte namazda olur, şu olur, böyle akrabanı olur falan. Bu taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf. Sen burada korona oynayacaksın adam. Dedim ilacını ver bakalım. Hangi ilaç? Ver, at çubuğu kutuya. Tak bakayım basket yapabilecek misin? At içine. Böyle dalina mı? Ertesi gün Arnavut börekleriyle geldi. En çok istifade eden de Mehmet abi var diye camide müezzin. Ona veriyordu. Tanımıyordu. Tanımadığım şeylerden. Arnavut börekleriyle geldiler için. Nasılsın dedim. Çok iyiyim hocam dedi. Kaç kişisin? 3 taneyim dedi. Taviz verme, 2'ye düşme. Alman'a gitmiş doktora. Ben aslında 3 olmam lazım demiş. Demiş mi? Demiş. Ondan sonra demiş ki, sen bir şeyler biliyorsun, anlattın ama sana bunları anlatanı bana bir getirsene demiş. Öyle demiş. Tamam. Şimdi ne kadar oldu? Bir saat oldu. 56 dakika. 56. Bu kadar duralım. Vehimi sonra konuşuruz. Herhalde vesvese sistem itibariyle vesvese dersi yapmadık. Tabiri doldurduk. Eğer bu az önce okuduğumuz yerin devamında diyor ki ey şeytan diyorum batını muhar gösteren. Burada 8 tane dizi sesini söylüyor şeytanın. Yüceyetlerden insan. Şeyde 15. sözde mi? Ya orada da var. Mektubatı da var. O sayar mısın 8 taneyi? Batılı hak, muhali mümkün. Bir dakika, batılı hak, hak, muhali mümkün. Muhali mümkün. Gösteren, gaflet. Gaflet. Bir. Ve dalalet. Dalalet. Ve safsata. Safsata. Ve inat. İnat. Ve mağlata. İnat ettir ha, mağlata. Bak sende inat var. Ve mukabere. Mukabere, kibirlenmek mi? Yani... Yani ısrar ediyor, illa bu olur, illa budur. Yani üstünlük de kibir hani karşısında, ya. Karşısındakinin doğru olduğunu bile bile gene karşılık veriyor. Evet. İfal. İhfal. Kandırma ve görenek. Görenek. 8 tane adamın şeyi var. Mesela inat. Kim psikolojik olarak düzelmeye de zorlanıyoruz biz? İnatçılar değişime direnirler. Mesela öyle insanlar var ki, mesela ben bunu harcadığım ömrümü bir 10 kişiye harcasam inat olmasa 10 defa fişek olmuştu. Burada çok şahitsiniz, hepsi kurtulmuş. Bunda da var galiba biraz. Sen takip ediyorsun bilmiyorum. Ben bizzat bunu takip etmiyorum. Yani fiil olarak gösteriyorum. Yani şeytanın bu içsel yapısı, mesela değişime en çok direnenler inatçılardır. Terakki edemezler. Kendi hallerine kanaat ederler. Bir şey anlatırsın, sana 40 tane dereden su getirir. Ne yapacaksın ona? Bırakacaksın kendi haline, bir şey yapamazsın. Ne derler biliyor musun? Ben böyleyim, beni böyle kabul edin diyenler. Değişime direnler. Peki sen öylesin, ben değişemem. Allah diyor ki değiş. Sen diyorsun ki ben değişemem, ben buyum. Peki Allah olmayacak şey mi sana teklif ediyor? Vel gaize nasıldı? Vel gaize afine annes. Ve gayze vel afine aninnas. Yani gayzlarını yutarlar, şey, gayzlarını yutarlar, öfkelerini yutarlar, gayzlarını şey yaparlar. Nasıl? Gayze affe ve affe. Ha, insanları affederler, gayzlarını yutarlar. İnsanları affederler, gayzlarını yutarlar. Adam diyor ki ben unutamıyorum diyor adama. Gayzımı şey yapamıyorum, beni böyle kabul edin. Allah diyor ki değişin. Adam diyor ki ben değişmem. Peki olmayacak bir şey Allah mı teklif ediyor sana? Kim bunlar? İnat tipler. Ya öyle mi ya? Bütün kavgaları önleşiyorsun. Tamam abim ya. Desene şey bitiyor. Bir şey söylüyorsun. Hani tembele bir diyor, bir şey buyur. 10 tane sana yapmamak için gerekçe gösterir. Bir iş buyur. 10 tane sana gerekçe söyler yapmamak için. Tamam. Ya kardeşim bu böyle ya. Niye inatlaşıyorsun? Niye benimle inatlaşıyorsun? Ehli misin? Madem benimle inatlaşıyorsun, o zaman ben de niye ders alıyorsun? Niçin böyle inatlaşıyorsun? Sana diyorum ki tuvalette durma. Anladın. Yarınkini bırak olan yarın gelsin. Ha? Yarınkini için atarsan yarın kim ne atacaksın? Ha? Yarın boşta kalacaksın. Yarın ne yapacaksın? Ha? Boşta oturulur mu evde? Tuvalette bir sürü zamanın geçmesi lazım. Ben 60 sene yaşayan bir insanın günde 2 defa tuvalete gitse bir insan, her girişte 5 dakika verse, günde 10 dakika,
60 sene yaşayan bir insanın tuvalette geçen ömrü 150 gündür. Yazık değil mi lan 150 günü? Sen ki 5 dakikada vermiş. Ben büyük israf kabul ediyorum. Olan hadi bir şey düşünsem işe yarar. Düşünmek de mekruh. Niye duracağım lan orada? Anladın mı ya? Niye duracaksın ya? Ne mantığı var ya? Peki, bu vesvese kavramını doldurmaya çalıştık. Vesvese değil. Tamam mı? Kavram nedir? Yeri neresiydi söyledim biliyorsunuz. Kalpte değil. Kalbe yakın lümme-i şeytaniye bir sistem. Oradan kalbe atar. Yemesi dima atar. İlk önce kalbe atar. Kalp kabul etmese dima atar fikrini. Burayı aktif etmeye çalışır. Burası da erva kabise, mevadi şirre, cin, düşün. Yani burayı aktif eden bizim düşünceler, burayı aktif eden cehaletimiz. Bir taraftan konuşuyor, bir taraftan üflüyor. Bana bir tarafta bir üfletiyor, bir taraftan konuşuyor abi. Evet. Üfler, konuşur. Kulak bey, vahime, bilmeyi şey. Bak ikisi aynı şahıs. Şöyle yapar. Ben almaya da rastladım şöyle birisini. İki kişi rolünü oynuyor içeride. Ya diyor, senin diyor bir şeyin var böyledir, ben sana yardım edeceğim. Öteki tarafta, öteki kılığına girer, düşman oluyor. Bir dala. Aynı şahıs. İçeride tek. Ama adamı yakaladım. İki tane karakter oynuyor. Senin diyor namazın olmadı diyor, tamam mı? İçeride namazın olmadı, sen abdest. Yok falan, üzülünce öteki şey, başka bir şey, hayır, hayır, hak gibi. Yani hayırlı bir şey. Başka bir tane şey varmış gibi, ya ona bakma diyor, lan ne serseri diyor, senin abdestin oldu diyor, sen iyi çocuksun diyor, hey ya beni kolundan kurtarsana diyor, merak etme şimdi onunla bir şey yapacağım, ha falan. Oysa ikisi aynı. Kalpteki zihnin etkisi var mı? Var tabii, mesela vesvese attı kalbe. Kalp kabul etmese, şetme döner. Galis tabir, söz. Allah'a peygamber küfür gelir. Tamam. Allah mesela Kur'an'da böyle değil deyince Kur'an'a küfür eder. Hemen der. Küfür gelir. Kur'an'a edince veya peygamberi galis tabirler. Ondan sonra adam zannediyor ki ulan ben Allah'a şükür ediyorum. Hiç alakası yok lan sistemin adı. Sistem çalışıyor ya. Sistemi tanısana ya. Sistem. Benim işim sistem. Sistem. Bu adam lüme-i şeytan denen bir sistem. Yemedi mi kalp? Dima atar. Diyor ki mesela Allah nereden biliyoruz var. Ha? Olur mu? Görmüyoruz. Buraya yemeyince buraya atar. Buraya fikirler atar. Diman mertebelerine geçmeye çalışır. İlk mertebe tahayyül, tasavvur, tak. Hayalden geçerken o fikre uygun libas giymeye çalışır. Fikir attı ya aşağıda. Yani kalbe de müdahale özelliği var. Hani kalp kabul etmese diyor, dima fikir atar. Hani kalp bazen biyolojik olarak şey atar ya, böyle beyin kanaması geçirenlere ne diyorlar? Pıhtı atar yani. Kalp pıhtı atınca buralar geniş damar. Bir şey olmaz. Niye beyin kanaması geçirir? İnce damarlar beyinde. Bu pıhtı yani bir şey atması kalp, buralara hiçbir şey olmaz. Kol, bacağı bir şey olmaz. Geniş damar. Buralar ince olduğu için orayı tıkıyor. Yani burası çok geniş. İmanın çok büyük senin. İmanın çok büyük. Ama düşüncen kıt. Kafa fındık. He? Kafa fındık. Kafa fındık gibi. Kafa fındık gibi, kalp kabak gibi. Kıt yani. Kafa kıt. İki kişi laf dinlemez diyor İmam-ı Gazali. İkisi de benim hep başıma bela olmuşlar. İki kişi laf dinlemez diyor. Bir tanesi kim? Vesveseli. İkincisi aşık. Bu kadar işlerim içinde bir tanesi arıyordu hoş. Abi ya, uyandırdım lan. Herhalde ya cenaze oldu. Yani mezar yıkıyorlar. Mezar yani yıkıyorlar yurt dışında. Gazilerinde bir çözemediği bir şey var da soruyor. Buyur kardeşim. Tabii teravihden şöyle kıttık yoruldum. Abi aklımdan çıkmıyor abi. Lan ne kim çıkmıyor lan aklımda ya. Ya acayip bir şey ya. Peki buna din hükmetmiş mi? Onlara müjde olsun.
birisine aşık olup da iffetini ve namusunu koruyup da ölürse diyor Allah Resulü şehittir diyor. Ama iffet ve namusunu korursa harama düşmez. Onu bile din söylemiş ya. Çok hoşuma gitti ya. Tamam. Şimdi kafa fındık. Kalp kabar. Pıhtı attı kalp. Tamam mı? Şeytan attı. Kalp yemedi diyor. Risale'dekini söylüyorum değil mi? Yemedi. Bu sefer kafaya atar onu. Kafayı yiyebilir çünkü damar ince. Biraz geliştirecek. Peki ne şimdi ne yapacağız? İşte bu derslerle damar açıyoruz kardeş. Bu dersler damar derstir. Damar, damar. Damar değil mi, değil mi? Damardan gidiyoruz. Damardan gidiyoruz kardeş. Damarı genişletiyoruz, matkapla açıyoruz. Pıhtı attığı zaman aynı kalp gibi olsun, kol bacak damarı gibi dolaşsın da dursun. Dolaşırken o pıhtı hareket edince parçalanacak. Dolaşsın. Bir de buna ait bir şey söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kanınız dolaşır gibi kanda şeytan dolaşır diyor. Mesela hacamat yaptığınız zaman ayet-i kürsü okuyun. Ayet-i kürsü. Ayet-i kürsü okuyunca şeytan ve cin varsa böyle bir şey anlatmak için söylüyorum. Buraya niye atladım da. Böyle ayet-i kürsü okuyunca ışık hızıyla hareket ederler kanın içinde. Kaçmaya çalışıyor ayet-i kürsü okuyunca. Vücuttan en uzak yeri neresi hacamat anında? Bardaktır. Bardağa düşer. Onun için hadiste geçiyor. Cinli hastalara hacamat yaptırırsanız cinden de kurtulur. Ama cinli hastalar hacamat yaptırmazlar. Bak işi bileceksin. Kuralı bileceksin. Tamam mı? Sistemi bildin mi peşin satan böyle var ya bazı dükkanlarda resim var. Böyle peşin satan böyle. Borçla satan böyle. Gerçi biraz İslam'a zıt da bu. Tamam, borç vermek lazım. Şimdi damar, damar. Kafan damarını açacaksın. Damarını açacaksın kardeşim. Yani kol bacağı niye felç olmuyor? Sonra oluyor. İlk önce buraya pıhtı atıyor. Çünkü bu damarlar geniş. Bu damar ufak. Yani kafan fındık gibi. Tamam. Son cümlem olsun. Tasavvuf kalbi geniştirir. İlmi kelam aklı. Tamam. Cadde-i Kübra, asıl imamları ikisini cem eder. Mesela tasavvufçuların kalbi kabak gibidir, kafaları fındık gibi. İlmi kelamcıların kafası kabak gibi, kalpleri fındık gibi. Asıl mücedditlerine kulak verenler ikisi de kabak gibi. El-Fatiha.